Stüdyomuzda konuğumuz Sayın Karabıyık, hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk efendim. Evet, şimdi bizde haberler var ama ayrıntıları sizde aslında. Hem öğrenciler hem akademisyenler bundan sonra yola nasıl devam edeceklerini merak ediyorlar, panik haldeler. Benim de kişisel olarak duyumlarım var akademisyenlerden ve öğrencilerden. Örneğin akademisyenler başka bir üniversitede iş bulmakta kapatılan bu üniversiteler nedeniyle çok güçlük çektiklerini söylüyorlar. Aynen öyle. Şimdi efendim bu süreç gerçekten sancılı bir süreç haline dönüştü ve bundan sonra ne olacağı da çok belli değil. Ama bir takım sorunlara çözümler de üretilmeye çalışılıyor. Şimdi önce birkaç rakam verip konunun önemini biraz daha ifade etmek istiyorum. Biz bundan önceki dönemde ben 2-3 kere YÖK Başkanı ile görüştüm. Dün de toplu bir görüşmemiz oldu. Kesinlikle sorun bazında çözüm üretilmeye başlandı. Yani toplu genel bir çözüm artık üretilemiyor. Çünkü kişi bazında, sınıf bazında, bölüm bazında, üniversite bazında artık çözümler, ayrı çözümler üretilmek ihtiyacı hasıl oldu. Bir kere 15 vakıf üniversitesi devredilmişti, kapatılmıştı ve bu 15 vakıf üniversitesinin 14'ünün öğrencisi vardı ve toplam öğrenci sayısı da 65.216 idi. 65.216 öğrenci 626 farklı programda öğretim görüyor. Bunun için söylüyorum çünkü 626 farklı programın intibakını yapacaksınız, muafiyet ve muadiletini yapacaksınız. Hı hı. Oraya tekrar geleceğim. Sadece öğrenciler mi burada bizim dikkatimizi çeken? 2892 de öğretim elemanı vardı. Sadece onlar mı? Hayır. 3912 yabancı öğretim üyesi vardı, elemanı vardı. 122 ülkeden gelmişlerdi. Son dönemlerde özellikle 17-25 Aralık'tan sonra bu okullar, kapanan bu üniversiteler gerçekten akademisyen, öğretim üyesi bulmakta zorlandılar ve dışarıdan sağlama yoluna gitmişlerdi. Bunu biz basından da izliyorduk. Yani bu arada 3912, 122 ülkeden de akademisyen de burada görev var, yapıyordu. Evet. Şimdi bu öğrencilerin önce intibaklarına gelelim. Çok farklı kararlar verildi. Önce dendi ki işte koordinatör üniversite. O koordinatör üniversitelerin zaten çoğunluğu kuruluştaki garantör üniversiteydi. Öğrenciler aynı illerinde devam edeceklerdi. Ama sonra karar değişti. İşte gelinen noktada diyelim. Ve bir tercih yapacaklar. Bu tercih işte girdikleri yılki ÖSYM puanının bazında o yıl kılavuzda, tercih kılavuzunda girebilecekleri yerleri tercih edeceklerdi. Burada ortaya bir soru çıktı. Hiçbir yere giremiyorsa ne olacak? Dendi ki baraja göre mutlaka bir yere yerleştirilecek ama buralara tercih yaparak o illere verilecek. Hı hı. Şimdi bu durumda en önemlisi maddi mağduriyetler çıktı. Evet. Yani ailesinin yanında okumak zorunda kalan öğrencilerin durumu vahim oldu. Sonuçta bu çocukların, burada okuyan öğrencilerin %12'si tam burslu okuyan ve yüksek puan almış öğrenciler. Diğerleri belki başka yere giremediği için girmişler ama bu çocuklar sonuçta bir sabah uyandılar ve okulları kapatılmış. Yok, evet. Bu onların suçu değil. Elbette değil. Ben çok iyi biliyorum, çevremden de biliyorum. Burs verdiği için giden, imkanları daha iyi olduğu için giden, başka şehre gitmeye bilet parası bile ailesi bulamadığı için giden öğrenciler var. Ve bu öğrenciler bir kere de mağdur halde kaldılar. Ardından bu mağduriyetleri biz Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri, eğitim komisyonumuz, bir sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı birimiz, hepimiz YÖK Başkanı'na ilettik. Hı hı. Çok sayıda öğrenciden hepimize sorunlar yumağı geldi. Gerçekten haklılardı. Ve özel öğrenci statüsü diye bir çözüm bulundu. Şimdi özel öğrenci statüsü normalde 3 ders içerir. Veya sınırlı ders içerir. Öğrencilerden gelen sorulardan bir tanesi bu. Ama burada dün YÖK Başkanı ile yaptığımız toplantıdan da aldığımız bilgide bu özel bir durum. Burada 3 ders, 4 derste bir sınır olmayacak. Bu öğrenciler koordinatör üniversitede, yani bulundukları ildeki üniversitede bu dersleri alabilecekler ve saydırabilecekler. Yani tercihte verildiği üniversitelere de saydırabilecekler. Ama bununla sorunlar bitiyor mu? Hayır. Az önce bahsettiğim gibi 626 program var. İşte İngilizce bölümünde okuyordu. Şimdi öbür tarafta İngilizce bölümü yok. İşte yan dal yapıyordu, çift ana dal yapıyordu. Şimdi bunlar sayılacak mı? Mesela yan dal, çift dal, ana dalın sayılıp sayılmayacağı kararı halen bir sorun teşkil ediyor ve ortada.
kalmış durumda. Bu hafta belli olacağı söylendi. Yani sorun çıktıkça çözüm üretiliyor. Başka bir takım sorunlar var. Yani mesela askeri okulların intibakları, muafiyet muadiletleri çok zor. Şimdi ben 27 askeri yıllık... Askeri okullar kapatılacak şimdi. Yeni tabii onlar da devrediliyor. Onlar da ne olacak peki buradaki öğrenciler? Buradaki öğrenciler normal üniversitelere geçirilecek. Ama şimdi şöyle bir şey var. Siz intibak yaptırırken müfredatlar tutmayacak. Müfredatlar evet. Tutmadığı zaman çok büyük sorunlar ortaya çıkacak. Ama ne yapacaklar? Bir şekilde bunu öğrencilerin lehine ya da yapmak zorundalar. Çünkü bu çocukların dediğim gibi yani... tercihleri bu değildi. Başka evet, şansları evet, yoktu. Evet. Burası da aynı mühendislik, orası da aynı mühendislik ama askeri okuldaki mühendisliğin müfredatıyla diğer mühendislik fakültesindeki tutmuyor, çoğu tutmuyor. Onun için sorun bazında çözüm üretilecek. Gene yaz okulu parası yatırmış, yaz okuluna gitmiş, şimdi kabul edilmemiş. Dil sınavını işte falanca dil sınavına girmiş ama o dil sınavı şimdi paralel yapılanma diye feshedilmiş. Şimdi artık öğrenci kalmış, hazırlık atlayacak, elinde bir dil puanı yok. Yeniden onun arayışı içerisine gidiyor. Yani bir sorun çok sorun ayrıntı yuma. Var tabii. Mesela biri de yine benim duyduğum paralı hı hı. Üniversitelerde okuyup hani düz üniversitelere, devlet üniversitelerine geçen öğrenciler ne olacak? Şimdi devlet üniversitesine geçen de var, vakıfa geçen de var. Paraları aynen vermeye devam edecekleri ifade ediliyor. Ama burada da bir takım sorunlar var. Yani biz bunu dile getirdik. Bu aslında doğru bir çözüm değil. Burslar var bir de yani burslu öğrenciler var. Onlar vakıf üniversitesine geçtiyse bursları aynı oranda devam edecek. Yani bu kesinleşmiş durumda. Ama para vermeye, devlet üniversitesine para vermeye gitme olayının bir yerde gerçekten değiştirilmesi lazım. Ya da bu şekilde uygulanmaması lazım. Bunu da dile getirdik. Ve biz önümüzdeki hafta YÖK Başkanı şöyle bir söz verdi. Siz de organize edin. Bir kez daha toplanalım. Çünkü sorunlar dile getirilmeye tabii, zaman yetmedi gerçekten çıkıyor, konuştukça. Bunun gibi bir takım sorunlar var. Şunu biliyorum yani 27 yıllık akademisyenliğimin 15 yılını hem lisansta hem lisansüstü programlarda ben idari görevlerde geçirdim. Her türlü idari görevi yaptım. Çok sayıda muafiyet yaptım, muadilet yaptım, intibak yaptım. Bunun zorluklarını biliyorum. Ama bu özel bir dönem. Çok, bu çocukların çok farklı, tercihi evet. değildi. Bütün bu zorlukların yanı sıra bu çocukların sorunlarını çözecek, bu ailelerin mağduriyetlerini giderecek bütün imkanların, bütün çözümlerin üretilmesi lazım. Biz de burada kendimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi akademisyenler konusuna özellikle değinmek istiyorum. Sayın Karabıyık oraya geçmeden önce biraz da daha doğrusu bir de şu mezuniyetle ilgili bir çözüm üretildi mi bu toplantıda onu da soralım. Çünkü bu da muallak. Diplomayı soruyorsunuz. Evet, evet evet. Hangi üniversiteden nereye geçiş yaptı? Hangi üniversitenin mezunu olacak öğrenci? Şimdi efendim şöyle. Önce zaten normali şudur. Yani kapanan üniversitenin artık tüzel kişiliği ortadan kalkıyor. Kalmıyor. Dolayısıyla yeni açılan üniversitenin diploması veya yeni aktarıldığı üniversitenin diplomasını alacak. Tercihte nereye yerleştirildiyse. Bu böyleydi ve biz bunu öğrencilere de söylemiştik çünkü YÖK'ten aldığımız bilgiler böyleydi ama daha sonra kafa karıştıracak bir takım bilgiler, bir takım tweetler ortaya çıktı. İşte bir ibare konacak, konmayacak gibi bir takım şeyler. Bu konuyu gündeme getirdik. Şimdi siz sorduğunuz için ben gündeme aldım. Ancak henüz muallakta olduğu ifade edildi. Anladım. Ama biz burada bu fişleme olayıdır, hani bu yanlıştır. Bütün bu vurguları da aslında yaptık. Burada bir çözümü de bu hafta içinde üretecekler ve biz bunu tabii ki paylaşacağız. Şimdi mağdur akademisyenler ya da öğretim elemanları ve idari personel dediğimizde ikiye ayırmak lazım. Kapanan üniversitedekiler, bir de kapanan değil diğer üniversitedekiler. Şimdi öncelikle şöyle rakamlara bakalım. Kapanan değil, mevcut üniversitelerdeki ilk aşamada 1577 dekan istifa ettirildi. Neden? Güven tazeleyecekler çünkü onun için. YÖK'ün böyle bir talebi vardı. YÖK'ün böyle bir talebi vardı evet. Ve rektörler bunu sundu. Onlar istifa ettirildi. Şimdi dün itibariyle 935, bugün itibariyle 1050 olması gerektiği ifade edildi. 1050 dekan görevine vekaleten iade edildi. Peki ne zaman asaleten? Uzunca bir süre böyle gideceğini düşünüyoruz. Yani aldığımız ifadelerden çıkarttığımız sonuç bu. Evet. Ha böyle mi olması gerekir? Hayır, tabii ki değil. Ama
Bu süreçte bir müddet, uzun bir müddet böyle gideceğini hissettim ben şahsen. Bunun dışında tabii dekanlardan başka diğer öğretim üyeleri de var. Rektörlere şüphelendikleri kişilerin listelenmesini ifade ettiler. Ne kadar sağlıklı, ne kadar ayrıştırıldı. Evet, bu bir kere güvenilir. Şu anda genel merkezimiz de çok hakikaten bununla ilgili gelen mağdurlar var. Aldığımız telefonlar var. Benim görev yaptığım üniversitede de var, diğer üniversitelerde de var. Bize onlar geliyorlar, ulaşıyorlar. Ben bir sayı vereceğim izninizle. 5482 akademik personel, 1596 idari personel ve toplam Türkiye genelinden bahsediyorum 7078 kişi. Hem akademik hem idari personel olmak üzere 667 ve 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile görevlerinden uzaklaştırıldılar ve işlemleri devam ediyor. İnanın bir iki örnek vermek istiyorum isim falan paylaşmadan tabii ki. O kadar çok sayıda bilim adamı, o kadar akademisyen var ki bunların içerisinde suçlu olan da vardır. Elbette. Ama olabilir. Hiç ilgisi olmayan da vardır. İki şey söylemek istiyorum. Bakın bir aile geldi eşiyle birlikte, ikisi de açığa alınmış, sebebini bilmiyor. Sebebini bilmiyor. Ve bir savunma dilekçesi yazıyorlar. Yani neden alındığını bilmediği için yazmış. Şuraya girmedim, şu siteye girmedim, şu derneğe girmedim, şunu yapmadım. Dedim ki bunları nereden? Baktım dedim, matbu yapıyormuş herkes dedi. Biz de bunları duymamıştık ama hepsini sıralıyormuş herkes. Biz de onu yapalım diyor. Yani bu kadar zor durumdalar ve bayan öğretim üyesi ağlıyor. Diyor ki hocam diyor, hırsızlıktan suçlansaydım ne kadar utanırsam şu anda da böyle suçlanmaktan o kadar utanıyorum diyor. Yani gerçekten o doğru ayrıştırma son derece önemli. Ne yapılacağını bu sürecin evet. sonunda bilemiyorum. Hani her şeyi tarih yazar. Tarih bu süreci de nasıl yazacak? Hani onu da merak ediyorum. Doğru. Ama bu bir itibardır. Bu itibarların iadesinin bir an önce yapılması lazım. Akademik yıl başlıyor. Öğrenciler gelecek. Yani bu hocalar niye suçlandıklarını da bilmiyorlar. En önemli şey eğitim bu yani. Evet, yani suçlular da vardır. İlişkisi olanlar evet, da vardır. Evet. Ama olmayanların da hani kurunun yanında yaşta yanacak noktasına bir kere bir daha geldi. Daha, bir şey daha söyleyeceğim. Bakın bunlar devam eden üniversitelerden ama kapanan üniversitelerdeki de 2892 öğretim elemanının kanun hükmünde kararname ile iş hakikleri sonlandırıldı. SSK ilişikleri kesilmedi. Kesinlikle. Yani işsizlikten yararlanamıyorlar. Aha. Bakın dün birisi geldi genel merkeze, bir aile geldi. Bu vakıf üniversitelerinden bir tanesine 1000 lira fazla maaş verdiği için geçmiş. Çünkü ev taksiti varmış. Sadece tek 1000 lira fazla verdiği için geçmiş. Çünkü akademisyenler çok fazla gerçekten gelirleri olmaz. Bir de araştırmaya harcarlar. Geçmiş, şimdi bu durumda. Bu arada yeni bir üniversitenin, yeni kurulan bir üniversitenin akademisyen ihtiyacı varmış, eleman ihtiyacı varmış, akademik personel ve sınavına girmiş bu ay içerisinde. Hı hı. Sınavda 70 küsür kişi dedi galiba, içerisinde birinci olmuş. İlan etmişler ama daha sonra bilgi gelmiş, hı hı. kapanan üniversitenin öğretim elemanı olduğuna dair hemen hakkını listeyi kaybetmiş. Değiştirmişler ve hakkını kaybetmiş. Şimdi bunlar çok olumsuz şeyler. Biz orada şunu söylüyoruz. Bunları bir kenara atmayın. Yani diğerleri için, kapanan üniversiteler dışındakiler için nasıl siz şu anda bir soruşturma yürütüyorsanız onlar için de yapın. Bir güvenlik soruşturması yürütün. Değil mi? Ayırın, ondan sonra ayırın. Ondan sonra onları en azından evet. temize çıkartın ve aileleri var, bu insanlar işsiz kalamaz. Tabii ki, tabii ki. Çoluk çocukları var. En azından şu sevindirici Sayın Karabıyık, onu da sizden aldık haberi, bir daha toplanacaksınız ve çözüm evet. üretmeyi sürdüreceksiniz. Önümüzdeki hafta içerisinde. Bu hiç değilse sevindirici. Evet, bütün sorunları takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ediyorum. Sağ olunuz. Hem olayın takipçisi olduğunuz hem de yayınımıza katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ederim. Sağ olun.